Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi değildir diye sorulmuş. Doğal gaz bir fosil yakıt. Yani petrol gibi, kömür gibi. Dolayısıyla yenilenebilir bir enerji kaynağı değil. Ama güneş, biyokütle, hidroelektrik ve hidrojen enerjisi ise yenilenebilir enerji kaynağı. Aşağıda açık formülü verilen bileşiklerden hangisinin genel formülü ya da adı yanlış verilmiştir? Bir bakalım. Bu iki karbonlu alkin yani etin ya da asetilen dediğimiz bileşik ki genel formülde CNH2 yani eksi 2 idi doğru verilmiş. Peki siklohegzan yani bir halkalı alkan CNH n genel formülü doğru verilmiş. Peki açık zincirli alkenler CNH iken diye ifade ediyorduk. 3 karbonlu alken propen dolayısıyla doğru verilmiş. Peki açık zincirli bir alkan CNH iken artı 2 4 karbonlu olduğu için bütan normal bütan da diyebiliriz doğru verilmiş. Peki halkalı bir alkan 3 karbonlu genel formülü cnh 2 n şeklinde verilmeliydi. Dolayısıyla bu kısmı yanlış verilmiş. Yani yanıt E seçim. Deniz seviyesindeki ideal pistonlu bir kapta M gram helyum gazı bulunmaktaymış. M yerine değer verirsen senin işin kolaylaşacak. Ema'sı büyük olan gazın değerini verirsen daha da kolay. Yani de ki M eşittir 20 gram olsun. O zaman kapta ne kadar helyum var bulabilirsin. M bölü Ema'dan helyumun mol ağırlığı 4. Demek ki kapta başlangıçta 5 mol helyum olsun diye kabul ettik. Şuraya notumu alıyorum. 5 mol helyum var. Deniz seviyesinde olduğu için kaptaki basınç ideal pistonlu olduğu için dış basınca eşit ve 1 atm. Ben içeriye neon gazı ekliyormuşum. Kaç m gram neon eklersem diyor. Yine de toplam basınç yine 1 atm olacak ama helyumun ve neonun aldıkları pay değişecek. Herkes mol ile orantılı toplam basınçtan pay alacak. Kaç m gram neon eklersem helyumun kısmi basıncı 0.2 atm olur diyor. O zaman 5 mol helyum bu kapta 0.2 atm kısmi basınç yapıyorsa ne kadar mol olduğunu bilmediğim neon kapta 0.8 atm basınç yapmalı ki kaptaki toplam basınç 1 atm olsun. Yani dış basınca eşit. O zaman 0.2 atm 5 mol gaza karşılık geliyorsa 0.8 atm 4 katı demek ki 20 mol neon eklemişim. Peki neonun mol ağırlığı 20 olduğu için 20 çarpı 20'den 400 gram eklemişim. M değeri 20 olduğuna göre yani 20 gram m e eşit olduğuna göre 400 gram kaç m e eşittir diye işlem yaparsam 20 m olarak bulurum ki kaç m gram neon eklemişim diye sorulmuştu. O da 20 m yani yanıt D seçeneği. Deniz seviyesindeki 300 gram yani 0.3 kilogram saf suda 52.2 gram K2SO4 katısının tamamen çözünmesiyle Kolikatif özellikler olduğu zaman iyonların molal derişimlerine göre kaynama domonuklularını hesaplayabiliyorduk. Bize kaynamıklısı yükselme sabiti, domonuklısı alçalma sabitleri zaten soruda verilmiş. K2CO4'ün mol kütlesi 174, 52.2 bölü 174'ten kaç mol olduğunu bulabiliriz. Buradan bir bakalım 52.2 ve 174. Ee, ne geliyor hocam? 0.3 katı gibi geliyor. Evet aynen öyle. Dolayısıyla 0.3 mol. 0,3 mol K2 CO4 kaç iyonlu? 2K bir CO4 yani 3 iyonlu. 0,3 çarpı 3'ten 0,9 mol iyon içeriyor. Molal derişimini bulalım. İyonların molal derişimi. İyonun molü bölü onu çözen suyun kilogramı. 0,3 kilogram. Dolayısıyla 3 molal iyon. Peki kaynama noktası hesaplıyorum. Normalde yüzde kaynayacaktı. Artı her 1 molal iyon için 0.52 artacak. Demek ki 3 molal olduğu için 3 çarpı 0.52 derece artacak. Yani ne getirir hocam? 101.56 getirir. 101.56 Donma noktası hesaplıyorum. 0'da donacaktı. Her 1 molal iyon 1.86 derece düşürür. Demek ki 3 molal iyon olduğu için 3 çarpı 1.86 derece düşecek ki O da ne getirir hocam? 3 çarpı 1.86 5.58 getirir ki demek ki cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda verilen tipkemelere göre aynı koşullarda 8.6 gram c 8 h tamamen yanması sonucu kaç kilojül ısı açığa çıkar? Yukarıda c 3 yanma tepkimesi verilmemiş. Biz kendimiz yazabiliriz. C3H8 artı 5 o 2 ok O3CO2 artı 4H2O şeklinde yanma tepkimesi gerçekleşiyor. Peki bu tepkimenin entalpisini bulabilir miyim hocam? Yukarıdakileri kullanarak, kesyasız kullanarak bulabilirim. C3H8 istiyorum. Ürünlerde değil girenlerde olsun istiyorum. Bu tepkimeyi ters çevirmeliyim. Bu tepkimi ters çevirirsem entalpisi eksi yüzdü şimdi artı yüz kilojül olacak. Peki. 3 tane CO2 istiyorum. Burada bir tane CO2 var. Bu tepkimin entalpisi eksi 390'dı. Şimdi 3 tane istediğim için 3 ile genişletmeliyim. Yani yeni değer 3 çarpı eksi 390 olacak. Kilojül. Peki buna bakıyorum aynı şekilde. 2 tane 4 tane h 2 istiyorum. Bunu 4 ile genişletmeliyim. Entalpisi eksi 285'ti. Şimdi 4 çarpı eksi 285 olacak. Kilojül. Bunların hepsini toplarsam bu tepkimenin delta h'ını bulabilirim. Peki bu tepkiminin delta h'ı ne gelir hocam? Onu hesaplamaya çalışalım. Şunları toplarsam eksi 2210 kilojül karşıma geliyor. Peki şimdi şu üçünün toplamı bu tepkiminin delta aşını veriyor. Hess yasasına göre. Şimdi bundan 1 mol yaksaydım yani 44 gram geliyor ki C3H8'in mol kütlesi 44. Biz ise 8.8 gram harcamışız. 8.8 bölü 44'ten demek ki 0.2 mol C3H8 harcamışım. 1 mol harcasaydım 2210 kilojül ısı açığa çıkardı. Peki 0,2 molünü yakarsam ne kadar ısı açığa çıkar? Yani 5'te 1'i kadar. Veya çarparsam 221 çarpı 2 yani 442 kilojül ısı açığa çıkar ki cevabımız B seçeneği. Tek basamakta gerçekleşen bir tepkiminin denklemi bize verilmiş. Bu tepkimin yukarıdaki koşullardaki tepkimi hızları ve hız sabitlerinin karşılaştırılması bize istenmiş. Peki biz ne biliyoruz? Hız sabitini sıcaklık, katalizör, temas düzeyi gibi veya tepkimenin türü gibi şeyler etkiliyordu. Burada tepkimelerin türü üçünde de aynı olduğuna göre sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyinin etkisi yoksa hız sabiti değişmez. Peki bir bakıyorum. 2 ve 3'te sıcaklıklar aynı. Demek ki hız sabitleri aynı olmalı. Yani 2, 3'e eşit olmalı. Ama birincinin sıcaklığı daha yüksek olduğu için hız sabiti daha fazla olmalı. O zaman hız sabiti K için diyebilirim ki sıcaklık arttıkça hız sabiti K artar. O zaman birinci nız sabite en fazla olmalı. 2 ve 3 de birbirine eşit olmalı. 1 fazla 2 eşit 3. 1 fazla 2 eşit 3. Demek ki cevap B ya da D'dir. Peki daha hızlı olmasını sağlamak istiyorsam reaktiflerin derişimi fazla olmalı ve sıcaklık da yüksek olmalı. Sıcaklık yüksek olan birincisiydi. Aynı zamanda reaktif derişimleri de 1 ve 2'nin yüksek zaten. E peki o zaman 1 numara en yüksek hızda olmalı. Bunu biliyorum. Yani reaksiyon hızı için diyebileceğimiz şey sıcaklığı bir derişim fazla olduğu için bir numara en fazla. Sonra x'in derişiminin karesi etkili olduğu için x'in derişimi yani ikincisi. Üçüncüsünde y'nin derişiminin kendisi kadar olduğu için daha az etkisi vardı. Sonra da 3 şeklinde olmalı ki cevap D seçeneği olur. Tepkimelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş bir bakalım. Burada konjüge asit baz sorusu aslında. Biz ne biliyorduk? Aralarında H artı kadar fark olan maddeler birbirini konjük asit baz çiftliğidir. Mesela H2S ile HS eksi arasında bir H fark var. H'ı fazla olan asit, az olan ise onun konjüge bazı, baz 1 diye eşleştirdim. O halde aynı mantıkla H3O artı bir asit ise H2O da onun bazıdır. Yani baz 2 diye şekilde yazabilirim. Diğerinde ise HCO3 eksi ile CO3 eksi 2 aralarında bir H fark var. O asit 1 ise bu baz bir olur. Konjik olarak eşleştiriyorum. Yine aynı şekilde HS Bir H fazladır kimden? S 2'den baz bir. Yani kolay olan şu. Aralarında bir H fark olan, bir H artı fark olan maddeler birbirinin konjik asit baz çifti. H2S, HS eksinin asitidir bu doğru. HS eksi ilk tepkime de baz bakıyorum. İkinci tepkime de asit gibi davranır. Aynen öyle yani doğru. Peki. Devam. co 3 eksi 2 S eksi 2'nin konjik yapısıdır. bir ilişki yok. Dolayısıyla bu yanlış. H gibi farkı falan da yok. HO o artı ile H2 o konjik asit bas çiftidir. Yukarıda söyledik. H C C3 eksi 2'nin konjik Buradan da bakabilirsin. Aralarında bir H fark var. Yukarıda da söyledik. Dolayısıyla yanlış olan C seçeneği. Cuber 2 katısının T derecedeki çözünürlük çarpımı bize verilmiş. Hatta şunu düzeltelim. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 diye yazalım. 32 çarpı 10 üzeri eksi 12. Birazdan işlem yaparken daha kolay. C 2 için bakıyorum şimdi. C 2 katısını açıyorum. Ortama Cu artı 2 ve 2 tane BR iyonu verilir. Bu katının suda çözülmesiyle hazırlanan 250 mililitrelik mm doygun çözeltide kaç miligram C 2 çözülmüş? X molar çözünse X molar oluşur, 2 X molar oluşur. Denge sabiti KCH bu katı olduğu için iyonların çarpımıydı. X çarpı 2X'in katsayısı 2 olduğu için karesi yani 4X küp. İşte bu 4X küp değeri 32 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. Dolayısıyla şurası 8 gelir. Küp kökü alacak olursam 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar. Bu bizim çözünürlük değerimiz. Yani doygun çözeltinin molaritesi demek. O halde molarite eşittir n bölü v ise molaritemiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. Ne kadar mol bilmiyoruz. Ne kadar hacim? 250 mililitre yani 0.25 litre. 0, 25. Buradan molümüzü 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol çözünebilir olarak buluyoruz. Bunu grama ve miligrama çevirebilir misin hocam? İşte o zaman soruyu bulursunuz zaten cevabını. Bu adamın e, mol kütlesi cubr 2'nin 64 artı 160'dan 224 gram per mol. Peki 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 224 yaparsam bu kadar gram miligrama çevirmek istiyorsam 1000 ile çarpmalıyım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 224 çarpı 10 üzeri 3 yani 1000 ile çarptım miligram. Şu 10 üzeri 3 ile 10 üzeri eksi 5 birbirini götürecek. Dolayısıyla burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 224 miligram oldu. E 5 ile 224'ü çarparsam ne gelir? 2240, 1120. 1120 çarpı 10 üzeri eksi 2. 2 sıfır atarsam 1, 2, 11.2 miligrammış. Yani yanıt D seçeneği. Verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Bu bileşikte bir coh grubu görüyorum ki karboksilik asit ve iki karbonlu bir karboksilik asit yani etanoik asit ya da asitlik asit. Molekülünde ortaklanmamış iki çift elektron vardır diyor. Organik kimyada ortaklanmamış elektron çiftleri karbon hidrojende bulunmazdı. Oksijen, azot, klor, brom, e, fosfor gibi yapılarda bulunur. Dolayısıyla oksijen değerlik elektronu 6 olduğu için ikisini bağ yapımında kullanmış, iki çift boşta duruyor. İkisini bağ yapımında kullanmış, iki çift duruyor. Toplamda 4 çift elektron ortaklanmamış. Yani 8 elektron. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Metil metanoat ile fonksiyonel grup izomeridir ki metil metanoatı nasıl yazarsın hocam? Metil metan OAT yani bir ester. İki karbonlu asitle iki karbonlu ester birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Bu doğru. Asetaldehitin yükseltgenmesiyle elde edilir. Asetaldehit CH3, C CH çift bağ Aldehitler primer alkolin yükseltgenmesiyle elde ediliyordu. Onlar da bir basamak yükseltgenirse asetik asit elde edebilirim. Çünkü o da iki karbonlu. Bizim asitimiz de zaten asetik asit. Dolayısıyla doğru olanlar 2 ve 3 yani D seç. Bileşenin güpak yani sistematik adı bize sorulmuş. En uzun hidrokarbon zinciri üzerinden başlayabiliriz ki C2H5 sizi tuzağa düşürmesin. O iki karbonlu bir hidrokarbon zinciridir. Demek ki en uzun hidrokarbon zincirimiz burasıdır. Peki ek gruba yakın uçtan başlayacağım için ve zaten alkol grubunun hidroksile yakın yerden başlayacağım. Orası 2, burası 3, 4'te klor var, 5'te brom bağlı, 6'da metil bağlı, 7 ve 8 karbonlu bir yapı. Yani oktan olacak. Heptan olmaz, oktan olur. Hepten olmaz, hepten olmaz. Yani aslında bulduk. Yine de kontrol edelim. E, alfabetik öncelik olduğu için 5 bromo, bromunun B'si. 2 hidroksi, doğru. 4 kloro, 6 metil oktan, yani cevap B seçeneği. Karboksilik asitlerle ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Aynı karbon sayılı monokarboksilik asitlerle esterler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Doğrudur. Her ikisinin de genel formülü CNH2 yani O2'dir. Yani her ikisi de birbirinin kapalı formülleri aynıysa fonksiyonel grup izomeridir. Alkollerle tepkimeye girerek esterleri oluşturur. Asit artı alkol, karboksilik asit artı alkol, ester artı su tepkimesi, esterleşme tepkimesiydi bu ifade doğru. Zayıf asit özelliği gösterip suda iyonlar ile dengeyi kurarlar. Mesela CH3CO asetik asit, CH3CO eksi asetat ve H artı şeklinde ayrışır ki bir denge kurar zayıf asittir. Primer alkollerin iki kademe yükseltgenmesiyle elde edilir. Primer alkolden aldeyeti, aldeyetten asite. Hiçbir monokarboksilik asit Fehling ve Tollens düzelsini etkilemez ifadesi doğru değil. Normalde Fehling Tollens yükseltgenmede kullanılan e, yardımcı malzemeler yani önemli yükseltgenler. Ama e, karboksilik asitler yükseltgenmenin son ürünüdür, yükseltgenmezler. Doğru ama bir karboksilik asit hariç o da bizim için ilk karboksilik asit yani formik asit, metanoik asit. Formik asit yükseltgenir, diğer karboksilik asitler yükseltgenmez. Şu aldehit grubu asite döner oksiformik asit ya da H2CO3 dediğimiz karbonik asit elde ederiz. Dolayısıyla hiçbir karboksilik asit yükseltgenmez. Yanlış formik asit hariç. Dolayısıyla E seçeneği cevap. Aşağıdakilerden hangisi yüzey aktif değildir diye sormuş. Yani yüzey gerilimini düşürecek. Peki Arap sabunu, stearik asitin metil esteri yani bunlar hep yüzey aktif maddeler. Etil alkol aynı şekilde yani fonksiyonel grup içeren yapılar aslında. D seçeneğindeki en mütanisi hidrokarbon. Yani apolar bir yapıya sahip belli bir fonksiyonel grubu yok. Dolayısıyla yüzey aktif değil. Peki yani suyun yüzeye gelimi etki etmiyor. Deterjanlarda etki eder zaten fonksiyonel grupları var. Yani yanıt D seçeneği.